Sayın basın mensupları, bugün dünyayı derinden etkileyen pandeminin birinci yılını geride bıraktık. İnsanlık yeni bir tarihin kıyısında büyük bir varoluş mücadelesi veriyor. Kuşkusuz bu süreçte en büyük gücümüz sağlık ordumuz, Covid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alan tüm sağlık emekçilerimize buradan şükranlarımı iletiyorum. Sağlık ordumuzun her bir neferi gece gündüz demeden çalıştı, çalışıyorlar. Onlar günlerce evlerine gidemediler. Sevdiklerinden, ayrı evlat kokusuna hasret, aile sıcaklığına hasret kaldılar. Tek amaçları vardı, yaşamları kurtarmak. Onlar bir canı daha yaşatabilmek, bir aileye umut olabilmek için hiç çekinmeden kendi canlarını ortaya koydular. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. İyi ki varlar. Bu inançtan hareketle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu kutsal mücadelede hayatını kaybeden sağlık ordumuzun her bir neferi için ailelerine gönderilmek üzere bir mektup kalemi aldı. Biz de halkla ilişkiler, kültür ve sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcılığı olarak kaybettiğimiz evlatlarımızın aziz hatırasını gelecek nesillere aktarmak için hatıra pullarını hazırladık. Sayın Genel Başkanımızın mektubunda ifade ettiği üzere hazırlanan pullar yaşam döngüsünü vurgulayan hayat ağacını ve fedakarlığı ifade etmektedir. Binlerce yıllık kadim kültürümüzün temelinde yer alan bu ağaç evlatlarımızın bizlere miras bıraktığı ahlaklı ve erdemli yaşamla birlikte yeşermektedir, yeşerecektir. Bu pullarda bir nefes hayat olmak için canını ortaya koyan sağlık ordumuzun emeği vardır. Hayat ağacına can suyu veren iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Covid-19 süreci bize herkesin temel sağlık hizmetinden yararlanma hakkının hepimizin sağlığının korunması açısından devlet için vazgeçilmez bir görev olduğunu gösterdi. Bu bakımdan siyaset kurumu vakit kaybetmeden sorumluluk almalı, sağlık emekçilerimiz arasında ayrım yapmaksızın ek ödemeler ödenmeli, insan onuruna yaraşır bir ücret rejimine geçilmelidir. Yaşamımızı emanet ettiğimiz değerli sağlık emekçilerimize söz veriyoruz. Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız. Vatandaşı koruyan, sağlık emekçilerini onurlandıran güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz. Bu bizim öncelikli görevimizdir. Bu vesileyle bir nefes saat için kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum bir canı yaşatabilmenin sorumluluğuyla hareket eden iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan vazgeçmeyen bütün sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyoruz. Burada hazırladığımız sağlık çalışanlarımızın tıp bayramı gününde kaybettiğimiz sağlık emekçilerimize ait hazırladığımız mektubu sizlere buradan ve pulu sunmak ve tanıtmak da istiyorum aynı zamanda. Gördüğünüz gibi hayat ağacı, biraz önce manasını aktarmıştım. Ee, onlar bu hayat ağacında yeşerecek ve hep bizle var olacaklar. Onlar bizim e, sağlık alanındaki şehitlerimizdir. Hep var olacak ve bu hayat ağacıyla ve tarihe bıraktığımız bu pulla e, ivedi olarak e, adlarını bırakacaklar bu topraklara. Gördüğünüz gibi... Ee, hayat Ağacı pulumuz, ee, burada sağlık çalışanları ile ilgili ayrı hazırladığımız pulumuz ve bu şekilde sağlık şehitlerimizin anısına saygı ve minnetle diyerek bunu e, ailelerimize elden bazıları da posta yoluyla ileteceğiz. Ee, ben bu mektuba değinmek isterim. Sayın Genel Başkanımızın kaleme aldığı mektubu sizlere aktarmak istiyorum. Şehidimizin kıymetli ailesi. Koronavirüs salgını yaşamımızı değiştirdi. Zor günlerden geçtik, örselendik. Sevdiklerimizi kaybettik, eksildik. Hiç ummadığımız bir anda yarım kaldık, yıkıldık. Mücadelemiz sadece hastalıkla değildi. Görünmez bu düşmana karşı verdiğimiz savaşta umudu yeniden yeşertebilmekte önemliydi. Sağlık çalışanlarımız bu kutsal mücadelede önce insan bilinciyle en ön safta yer aldılar. Yaşamı savundular. Bir insan yaşatmak, acısını azaltmak ve derdine derman olmak için seferber oldular. Kahraman evlatlarımız hiç düşünmeden bu onurlu görevi yerine getirdiler. Bir nefes saat için kendi nefeslerinden vazgeçtiler. Şehidimizin emaneti annesi, babası, eşi, evladı Değerli kardeşlerim. Bu mücadelede siz sevdiklerinizi kaybettiniz. Acınızın tarifi yok. Elbette tüm teselli sözcükleri içinizi yakan kor karşısında yetersiz kalıyor. Ancak kendinizi asla yalnız, çaresiz, unutulmuş hissetmeyin. Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi dost dosta ilaç olur. Bu zor günlerde birlikte yol yürüyeceğiz, birlikte aşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi bundan böyle sizin evladınızdır. Bu inançla hareketle Cumhuriyet Halk Partisi olarak 14 Mart Tıp Bayramı'nda kaybettiğimiz evlatlarımızın aziz hatıralarını yad etmek ve sağlık çalışanlarımızın destansı mücadelesini gelecek nesillere aktarmak için hatıra pulları hazırladık. Hazırlanan pullar yaşam döngüsünü vurgulayan hayat ağacını ve fedakarlığı ifade etmektedir. Binlerce yıllık kadim kültürümüzün temelinde yer alan bu ağaç evlatlarımızın bizlere miras bıraktığı ahlaklı ve erdemli yaşamla birlikte yeşermektedir, yeşerecektir. Hayat ağacına can suyu veren iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Kaybettiklerimizin hatırası her zorluk karşısında bizleri doğruya ve aydınlığa yönlendirecek olan manevi rehberimizdir. Bu vesileyle bir can yaşatabilmenin sorumluluğuyla hareket eden ve burada hayatını feda eden bütün sağlık çalışanlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı